Elbette bir de aidat konusu var. Öyle ki İstanbul'da bir sitede aidat bedeli 54 bin lirayı bulmuş durumda. Kiranın bile üzerine çıkan aidatların sebebinin ne olduğunu konuşacağız. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sayın Suat Sandalcı ile birlikte. Merhaba, hoş geldiniz TV Yüz yayınına. Merhabalar Elif Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Sandalcı, şimdi sitelerde bu aidat fiyatları neden yükseldi? Onun cevabını alalım. Ayrıca başka detaylarda konuşalım. Şimdi şöyle, tabii Türkiye'de milyonlarca konut var ve her birinin fiziki şartları da değişik, sosyal alanları var. Özellikle İstanbul özelinde baktığımızda son zamanlarda bazı yöneticiler tarafından, işi bilmeyen yöneticiler tarafından yüksek aidatlar talep ediliyle ilgili derneğimize de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'den şikayetler geliyor. Tabii bir sitenin aylık giderinin yaklaşık %60'ı personel giderlerinden oluşmaktadır Elif Hanım. Dolayısıyla geri kalan %30'luk gideri ise diğer hizmet giderleridir. Bunlar nelerdir? Havuz kimyasalları, asansör bakım hizmetleri, ortak kullanım, elektrik, su faturaları ödemeleri gibi giderlerdir. Dolayısıyla son %10'unu zamanlarda nasıl tanımlarsınız? %150'ye %60 yakın. personel, %30 bu şekilde ise zaten %10'luk bir pay kalmış oluyor. Ya bugün zaten önümüzdeki aylarda genel kurulayları, bakın yeni aidat bütçeleri planlanıyor. Sizin bahsetmiş olduğunuz konuda aydınlatmak isterim. Dün haberlerde görünce ben de projeye bakmaya gittim. Projede 4 tane villa var. Bir kere site değil. 4 tane villa var ve bu 4 tane villada işi bilmeyen yönetici ek bütçeyle alakalı ilgili kalemleri de aidat adı altında kat maliklerinden, yani toplamda 4 kişi yaşıyor bu villalarda, bunlara rücu ediyor. Yani işi bilmediği için bir kere ek bütçe 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre aidata dahil edilemez. Orada 5 bin lira aidat ödenirken hemen bir tebligat göndermiş ve demiş ki aidatınız 50 bin lira küsür ödeyeceksiniz diye. İşte bunun Peki adına biz bu ek mafyatik... bütçe aidat gibi aydan aya sürekli ödenmesi gereken bir tutar mıdır, yoksa tek seferlik yıllık 6 ayda bir gibi bir periyodu mu var? Ek bütçe öngöremediğimiz olası durumlarda, çatı onarımı yapılacaksa, dış cephe gibi demirbaş malzemesini ilgilendiren, tapu sahibini ilgilendiren, kiracının da değil, demirbaş malzemeleri, satın alımları, fiyat teklifleri toplanır, genel kuruldan geçer, işi bilen profesyonel yönetim şirketi kat malikleri genel kurulunda kararları alır. Yani sorumluluğu kat malikindedir burada. %50 artı bir oy çokluğuyla ek bütçe toplanmasıyla ilgili karar alınır. Bu da aidata ilave edilmez. Aidat dışında ek bütçe belirlenen genel kurulda geçen ödeme tarihlerine göre kat maliklerden tahsis edilir. Sitenin demirbaş, bakım onarım, ilave giderleri meydana gelmişse bunlar ek bütçe toplanır. Bunu da yöneticinin toplama hakkı vardır. Elif Hanım, burada şuna önemli bakmamız gerekiyor. Türkiye'de 4000'e yakın tesis yönetim şirketi var. Ve bütün problemlerin kaynağı kat malikleri tarafından bu yöneticilik hizmetleri yapılırken çok ciddi sorunlar meydana geliyor. Dolayısıyla illegal grupların mafyatik yönetim anlayışıyla bu site bütçelerini de menfaati çerçevesinde gerçekten kullanan, işi bilmeyen kişiler de ne yazık ki kat maliklerimizi sıkıntılı süreçlere sokmaktadırlar. Bakın bugün her geçen gün sektör büyüyor ve bunu da TV yüz aracılığıyla sizlere duyuralım. Geçtiğimiz hafta bakanlıkta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tesis yönetimi hizmetli çalıştay, mevzuat çalıştayı yaptık. Ve bakanlık bünyesinde artık lisansı olmayan herhangi bir yönetici Türkiye'de sitelerde, toplu konutlarda hizmet veremeyecek. Bu çok önemli bir gelişme Elif Hanım, çünkü aynı müteahhitlerdeki gibi, mimarlardaki gibi adli sicil kaydı aranacak. Bu işi bilmeyen kişi sitelerde hizmet veremeyecek. Çünkü birkaç projede bunlar meydana geliyor
Ve bunun adına da fahiş aidat diyorlar. Peki, Bunu anladığım genelleme kadarıyla yapamayız. biraz daha iş bilmezlik başlığı altında değerlendiriyorsunuz ama burada bir çıkar gözetmek, art niyetle bunları yapan kişilerde olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da öyle örneklerle karşılaşıyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle bakın bugün Esenyurt'ta, İstanbul Esenyurt'ta bu tarz sorunlarla yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ama Sarıyer'de, sitelerde yaşayamıyoruz. Yani sitenin fiziki şartları da nerede bulunduğuyla alakalı da önemlidir. Sadece İstanbul'da da değil. Bakın bugün Samsun'dan da şikayet alıyoruz. O neticede buradan bugün Samsun Tesis Yöneticileri Derneği kuruldu. Her yerde bir sivil toplum kuruluşu kurulma çabası var. Yani dolayısıyla sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde sorunlar var. Dolayısıyla inşallah yakın zamanda bakanlığımız bünyesinde kurulan konut politikaları ve tesis yönetim hizmetleri şube müdürlüğümüzde artık bu işin standartları oluşacak. Lisansı olmayan herhangi bir firma veya yönetici sitelerde ve apartmanlarda hizmet veremeyecek. Peki, Bunu yönetim da şirketleri şuradan Elif noktasında Hanım. standartlar belirlenecek diyorsunuz ama bu aidatla ilgili bir sınırlama, bir standarda bağlama durumu söz konusu mu? Bunun dışına çıkıldığı zaman ne yapılacağı ile ilgili bir yaptırım, bu konulara ilişkin bir regülasyon var mı gündemde? Evet, şu anda 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre herhangi bir sınırlama yok. Kanun 1965 yılında yazılmış. Öyle güzel soru sordunuz ki Elif Hanım. Buradaki sorunlar kanundaki aksaklıklardan meydana geliyor. Ne yönetici yöneticiliğini biliyor, ne denetici denetçiliğini biliyor. Dolayısıyla kat mülkiyeti kanunu ile ilgili de baştan bir yenileme olacak. Ama bu standartlar gelince tesis yönetim şirketleri ve site bütçeleri de ilgili bakanlıklar tarafından denetlenecek. Bir yazılım tarafında uzaktan denetlenecek. Yöneticinin yapmış olduğu bütün iş ve işlemler ilgili bakanlıklar tarafından denetleneceği için inanıyoruz ki bu fahiş aidatlarla ilgili rant ile ilgili yakın takibe alınacak. Peki şimdi spesifik olarak aslında konuyu açtığımız mesele 54 bin liralık aidat konusuydu. Yani Evet. çıkış noktamız bu olmuştu. Siz bunun bir site değil de aslında villa olmasıyla ilgili bir detay paylaştınız. Ve bir ek bütçe konusunun aidata eklendiğinden bahsettiniz. Şimdi sitelerde ya da böyle villalarda yani aslında evin niteliği ne olursa olsun bir grup benzer özelliklere sahip kendi sınırları içerisindeki bütün yapıları site diye değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir Ya. durumda aidatlarının birden kat be kat arttığı durumla karşı karşıya kalan daire sakinleri nasıl bir yol izlemeli, bu konunun peşine nasıl düşmeli, hakkını nasıl aramalı? Şimdi öncelikle siteleri toplu konut yaşam alanlarını mevzuatlar yönetir. Dolayısıyla mevzuatı uygulayacak yönetici yöneticiye yeni aidat avansını veya ek bütçeyi belirlemeden önce genel kurul toplantısı yapar. Genel kurul tebligatını gönder. Senin aidatın bu oldu, bunu ödeyeceksin diye bir açıklama ne yasal mevzuatta, ne usulde ne de esasta böyle bir şey yok. Dolayısıyla genel kurul toplantılarına katılalım. Elif Hanım, kat maliklerimiz sitelerin genel kurul toplantılarına katılmıyorlar. Dolayısıyla kat malikleri katılmazsa orada ilk toplantıda %50 artı bir oy çokluğuyla alınan kararlar geçerli sayılır. %50 artı bir oy çokluğu olmasa bile ikinci toplantıya gelen salt çoğunlukla 10 kişi bile gelse 100 dairelik bir sitede o kararlar geçerli sayılıyor ve yöneticinin eline bir güç geçmiş oluyor, işi bilmeyen Bu yöneticinin. noktada aslında kendi Dolayısıyla kat sorumluluklarını da malikleri yerine getirmeliler diyebiliriz. kesinlikle şayet istemediğimiz bir aidat tutarıyla karşı karşıya kaldıysak bir hafta kanuna göre itiraz hakkımız var. Peki bu itirazı nereye yapacağız Elif Hanım? Sizde bu tebligatı yapana, yöneticiye itiraz edeceğiz. Oradan da bir çare bulamazsak mahkemeye suç duyurusunda bulunacağız ve sulh hukuk mahkemesine bu konuyu taşıyabiliriz. İşi bilen bir avukattan hizmet alınmasını öneriyoruz. İnşallah yakın zamanda bu lisanslarımıza kavuşunca bütün il başkanlarımız şu anda 81 ilde bu lisansları bekliyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de yaklaşık bakanlıktan almış olduğumuz verilere göre 39 milyon tesis var. Pekala. Bunun 19,5 milyonu apartman ve sitelerden oluşuyor. Ve 17-18 milyon kişi bu sitelerde bu hizmetleri alıyorlar. İnşallah bu sonuca erdiğimizde
rahatlığa kavuşacağız. Umarız aslında aniden bir aidat farkıyla karşı karşıya kalınmıyor. O toplantıda bu karar alınıyor ve 50 artı 1 oy çokluğuyla bu onaylanıyor. O kişiler arasında olduğumuz takdirde birdenbire bu neticeyle karşılaşmamamız da mümkün olabilir dediniz. Bunun da altını bir kez daha Ya. çizmek isterim. Teşekkür ediyoruz TV yayınına katılıp Ben bizlerle teşekkür paylaştığınız ediyorum. için. İyi yayınlar. Türkiye Kentsel Tesisi Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı ile konuştuk. Aidat meselesine haberlerimizle devam edelim. Emekli doktor Sefa